Sayın seyirciler, 11 ayın sultanı Ramazan ayı paylaşma ve yardımlaşmanın da zirveye ulaştığı bir zaman dilimi. Bu mübarek ayda yapılabilecek en önemli infak yani yardımlaşma yolundan biri de zekat ibadeti. Peki zekat kimlere verilir? Miktarı nasıl hesaplanır? Zekatı yerine getirirken nelere dikkat etmeli? İşte cevabı. Kur'an'da zekat, namaz beraber zikredilmiştir. Önemli bir ibadettir, mali bir ibadettir. Zekat fakirin hakkıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade ediliyor. Bu bakımdan Müslüman kardeşlerimiz zekatını vermede mutlaka cömert davranmalıdır. İslam'ın en önemli şartlarından biridir. Müminin malını bereketlendirir, fakirin hakkını teslim etmektir zekat. Zekatı verilen mal hem temizlenmiştir, hem bereketlenmiştir, hem de en büyük zenginlik kanaat zenginliğidir. Yani vermek kadar güzel bir şey yok. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyuruyorlar ki, kıyamet günü 7 grup insan Allah'ın arşının gölgesinde olacak. Yani o dehşetli günde Cenab-ı Hakk'ın özel himayesinde olacak. Onlardan birisi de Allah rızası için infak eden kişi. Bunu verirken de öyle bir gönül hoşnutluğuyla veriyor ki sağ elinin verdiğini sol eli duymuyor. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Zeki Sayar, zekat ibadetinin Müslümana kazandırdıklarını işte böyle anlatıyor. Mübarek Ramazan ayı da bu önemli ibadeti gerçekleştirmek için en güzel fırsatlardan biri. İnfak yani yardımlaşarak geçirilmesi gereken Ramazan'da zekatı yerine getirerek de fakiri fukarayı sevindirmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de sizin mallarınızda fakirlerin hakkı vardır diyor. Zekatı verilmeyen bir mal aslında biraz da fakirin hakkının içerisinde bulunduğu, biraz tezkiye edilmemiş, temizlenmemiş bir mal demektir. Zekat vermekle kesinlikle mal eksilmez. Görünürde hani böyle baktığımızda rasyonel olarak eksildiği gözükse de Cenab-ı Hak onu bereketlendireceğini, daha çok belki imkanlar vereceğini ifade edebiliriz. Kaldı ki bu bir kulluk görevidir. Zeki Sayar zekatı verirken incitmemeli, kırmamalı uyarısında bulunuyor. Gerek zekatımızı, gerek fıtır sadakamızı, gerekse nafile olarak vereceğimiz sadakalarımızda fakire verirken onu kesinlikle incitmeden, bu benim fitremdir, bu benim zekatımdır ifadesini kullanmadan sadece kalbimizden niyet ederek vermeliyiz. Peki Müslümanlar malının zekatını nasıl hesaplar? Zekat kimlere verilir? 80,18 gram altın veya bunun karşılığı parası olan ve asli ihtiyaçlarının dışında bunun üzerinden de bir yıl geçen Müslüman kardeşlerimiz bunun %2,5'unu veya 1/40'ını fakirlere vermekle mükellefler. Zekat kesinlikle müesseselere verilmez. Yani mesela zekat parasıyla cami yaptırılmaz, Kur'an kursu yaptırılmaz, köprü yaptırılmaz. Zekat söylediğim gibi fakirin hakkıdır. Zekatta bir de temlik temellük vardır. Yani zekat olarak verilecek maddi değerin fakirin mülkiyetine geçirilmesi gerekir. Bu bakımdan her Müslüman zekatını bizzat asıl olan kendisi vermelidir. Zekat ibadetini aracı kurum ve kuruluşlarla yerine getirmek isteyen müminlerin bu kurumları seçerken güvenilirliğine dikkat etmesi gerekiyor. Zeki Sayar bu bağlamda yıllardır fitre ve zekatları sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı'nı tavsiye ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı yıllardır bu konuda çok hassasiyetle vatandaşlarımızın hem kurbanlarını hem de zekat, sadaka ve fitrelerini ehline verme konusunda çok büyük hassasiyetler gösteriyor. Bu vakfın başında Sayın Diyanet İşleri Başkanımız var. Vakfın yöneticileri hep dini alanda ihtisas sahibi insanlar. Bu konuda Müslüman kardeşlerimizin özellikle Türkiye Diyanet Vakfı kanalıyla zekatlarını, sadakalarını değerlendirmelerini ben tavsiye ederim.